Şimdi arkadaşlar, fırçanız elinizde, dişlerinizi bu şekilde fırçalıyorsunuz, tamam mı? Ama her bölgeyi fırçalayacaksınız. Arka dişlerinizi de, ön dişlerinizi de, iç kısımlarından mutlaka fırçalayacaksınız, tamam mı? Böyle tutuyorsun. Aç ağzını, aç kocaman. Önce üst dişlerini. Tamam mı? Aç bakalım. Aç kocaman, aç kocaman. Alt bakalım. Aç. Of mikrop arkadaş. Burada kaldık. Biz de yuva yapabilecek kirli bir ağız bulabilseydik. Merak etme mikrop arkadaş. Yakında buluruz. Çünkü duyduğuma göre dişlerini fırçalamayan bir sürü çocuk varmış. Ooo merhaba mikrop arkadaşlar. Nasılsınız görüşmeyeli? Üzgünüz mikrop arkadaş. Çünkü kirli bir ağız arıyoruz yerleşmek için. Daha bulamadık da. Üzülmeyin mikrop arkadaşlar. Biz kötü mikroplar muhakkak bir diş bulur onu çürütürüz. Hem dişlerini fırçalamayan bir sürü çocuk var. Benim bildiğim çok iyi bir diş var. O dişe yerleşip onların hepsini yiyelim. Burada 3-6 yaş grubu çocuklara diş fırçalama alışkanlığı konusunda yardımcı olmaya çalıştık. Aynı zamanda ağız muayenelerini de yaptık. 3-6 yaş grubu çocuklar özellikle fırçalama alışkanlığı kazanmak için çok önemli. Bu yaştaki çocuklar genellikle beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak çok sık ve hızlı bir şekilde çürüye sahip oluyorlar. Bundan dolayı bu yaş grubunda fırçalama alışkanlığı kazanmaları gerekli. Yalnız bu yaş grubundaki çocuklar genellikle kendileri fırçalayamamakta. Bu konuda da öğretmenlerine ve ailelerine düşüyor. Çocuk kesinlikle kendisi eline fırçayı almalı. Fakat son fırçalamayı kesinlikle aile veya öğretmen yapmalıdır. Çocuklarımızda ağız ve diş sağlığı bilincini geliştirmek için tabii ki biz de elimizden geleni yapıyoruz. Velilerimizle bu konuda bilgilendirme yapacağız bu etkinlik sonucunda. Ne yapmaları gerektiği hakkında. Bu güzel projeyi hazırlayan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Merhabalar, bizler İnönü Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğrencileriyiz. Koordinatörlüğünü yardımcı doçent doktor Oğuz Gürbüztürk hocamızın yaptığı Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Sen Gülerken Dişlerin de Gülsün projesini gerçekleştirmek amacıyla buradayız. Projemizin amacı anaokulunda 3 ve 6 yaş çocuklarına eğlenceli bir ortam sunarak drama, şarkılar ve diş muayenesiyle çocuklara diş ve ağız sağlığı hakkında bilinç kazandırmak, bilgi sahibi olmalarına yardım etmek ve toplumsal bir duyarlılık sağlamak amacıyla buradayız. Bu projemize birçok katkıda bulunan kurum ve kuruluş var. Onlara teşekkür etmek istiyorum.